Biz birbiriyle bütünleşik kanun teklifimizi hazırladık, az önce Türkiye Büyük Millet Meclisine verdik. E, buna göre en düşük em, e, memur e, emekli maaş katsayısını esas aldığımızda, birincisi bayram ikramiyeleri konusu, onu bir katsayıya bağlamamız lazım. Bakın e, bin lira olarak 2018 yılında açıklanan ki neden bin lira olarak açıklandı? Bu da tartışmaya açıktır. O tarihten bugüne kadar Şubat 2024'de yani Haziran 2018'den bu döneme kadar baktığımızda tüfe yüzde 480, gıda endeksi ise yüzde 637 artarken bu bin lira dediğimiz rakam sadece yüzde 200 artış sağlanmış. Yani 3000 liradan bahsediyorum. Bu kanun teklifimize göre en düşük emekli memur maaşını yarısından az olamayacak. Teklifimiz bu yöndedir. Dolayısıyla bu da bizim 7500 TL dediğimiz e, bugünkü talep ettiğimiz ücrete tekabül etmektedir. Ama burada teknik detay bundan böyle siyasi iktidarın ya da cumhurbaşkanının lütfederek açıkladığı bir rakam olmaktan uzaklaştırıp 6 ayda bir yenilenen kat üzerinden bu emekli ikramiyelerin artışını öngörüyoruz. Ve nihayet emekli en düşük maaşının da Asgari ücretten az olamayacağı teklifimizi de ek 19. maddede burada ifade etmiş bulunuyoruz. Teklifimiz eğer kabul edilirse bundan böyle en düşük emekli maaşı asgari ücretten az olamayacak ve bunun da yine TÜİK'in belirlediği enflasyona göre 6 ayda bir yenilenmesini arz ediyoruz. Bakın öyle bir noktaya getirildi ki son bir grafik size göstermek istiyorum emekli bayram ikramiyesinin erişi burada. 2018'de emeklimiz bayram ikramiyesiyle 22,8 kilogram et alabiliyormuş, dana eti. Bugün 7,56 kilogram et alabiliyorum maalesef. Yani gelirinden maaşından 15,3 kilogramlık bir et e, almayı da çalmayı da başarmış siyasi iktidar. Doğrusu bu öngörüsüzlük, bu plansızlık hayatın her alanına yansımış durumda. Pazarda bakın e, dün Kırşehir'de pazar esnafıyla bir araya geldim ben. Sayın Genel Başkanımız da illeri geziyor. O da pek çok bu örneklerle e, karşılaşıyor. Pazarda emeklimiz taneyle meyve sebze arayışında. Pazar günü bitsin de pazartesi günü daha düşük sebze, meyve alabilelim diye bunun arayışında, çabasında daha vahim, daha üzücü tablolara burada anlatmaya dilim varmıyor. Yaklaşık 9 milyon emeklimiz bu açlık sınırının altında yaşamaya mahkum edilmiş. Biz bu kanun teklifimizin ivedilikle gündeme alınmasını siyasi iktidardan talep ediyoruz. Ve emeklilerimizin bu feryadının 31 Mart günü seçimlere de yansıyacağını bir kez daha ifade etmek istiyorum. Hani dünya beşten büyüktür diyen bir siyasi iktidar var karşımızda. Biz de diyoruz ki dünya 5'ten ondan, on bin TL'den de büyüktür ülkemiz. Bunu hiç unutmayın. Dolayısıyla da bu gidişat gidişat değil, 30 bin Mart günü inşallah İyi Parti'mizin bu çağrısının emeklimizin de feryadının sandığa yansıdığı bir gün olacağı kanaatindeyiz. Evet, ben de bu haber yansıyınca belediye başkanımızla görüştüm. Burada çok açık bir e, komplo var, onu söyleyeyim. Bir defa bu belediye geçmişten bugüne, Ramazan dönemlerinde şöyle bir aslında örnek uygulama başlatmıştı ve devam ettirmişti. Bütün siyasi partilere bir kota belirleyerek, onlara da ne kadar yardım yapmak istediklerini sorup, belediyenin imkanlarını her bir siyasi partiye açmış, kullandırmış bir belediyecilikten bahsediyorum. Bu Ramazan'da da benzer şekilde... Bakın, Cumhuriyet Halk Partili ilçe başkanından bile bu konuda teklifleri alınmış. Onlara da belli bir e, kota verilerek, e, onların da vatandaşlara bu e, yardımları götürmesi sağlanmış. Bahsedilen, kamuoyuna yansıyan fotoğrafın bir kurgu olduğu yönünde belediye başkanımızın bana e, bir açıklaması var. Bununla ilgili soruşturma başlatılmış. Bu fotoğrafın nasıl birleştirilerek bu materyallerle böyle bir algıya alet edilmeye adilini araştırma yönelik soruşturma sonuçlanınca ben de kamuoyumuzda paylaşırım. Değerli arkadaşlar, her seçim öncesinde başta anayasa olmak üzere bu tür tartışmalı meseleler ülkemizin asıl gündemini ortadan kaldırmak, hatta gölgelemek diyelim bir araç olarak kullanılıyor. Bakın ben özellikle biraz önce milyonlarca insanımızın feryadını aktarmak amacıyla burada bunu bir vesile yapmaya çalışıyorum. Çünkü sesimizi duyurmakta gerçekten zorlanıyoruz. Bu insanlarımızın feryadı duyulmuyor ya da duyulmak istenmiyor. Ve başta siyasi iktidar olmak üzere siyasetin geldiği nokta bu. Vatandaşın gerçek gündeminden uzaklaştıran, bunu gölgelemeye yönelik bir girişim olarak görüyorum. Bizim şu anda tek hedefimiz vatandaşımızın sorunlarını çözmek, ...millet odaklı, insan odaklı bir siyaset... ...çabası içerisinde olacağız. Ee, biz e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu yönde... ...bu kanun teklifini hayata geçirmek için... E, ...bir iklim oluşmasını Can yürekten arzu ederiz. Bu girişime de hemen ortak oluruz. Biz de öncüsü oluruz, onu da ifade edeyim. Çünkü emeklilerimizin... ...artık bir gün bile nefes alamaz hale geldiğini... ...biraz önce ifade ettim. Ancak nedense şunu da altını çizmek istiyorum. Siyasi iktidar... Bu tür meseleleri hep seçime ramak kala, hatta seçimden sonraya bir tarih vererek insanlarımızın umutlarıyla oynuyor. Bunu yapmaya kimsenin hakkı yok. Ee, bir defa bu lütfeden, anlayıştan artık milletimiz yoruldu. Emeklerimiz e, uzun yıllar prim ödüyorlar, büyük emek sarf ediyorlar. E, ve bu hakkı elde ettikten sonra elbette insanca yaşamaya hakları var. Ama siyasi de artık bakın getirilen nokta emekli maaşını yardım kolilerine benzer bir anlayışla sunmaya başladığının altını çizeyim. Bu Türkiye için asla kabul edilemez bir durumdur.